Türkiye'nin en köklü 4 spor kulübünden bir tanesi ve 1910'lardan bu yana gelebilmiş olan, her koşulda olanaksızlıklar içerisinde de kendi ayakları üzerinde durabilmiş olan bir takım. Ve bu takım gücünü aslen o taraftarlık ruhundan alıyor. Bu öyle bir taraftarlık ruhu ki her koşulda takımını sahiplenen, yenilse de vazgeçmeyen, bir ve beraber olmanın kudretine inanan, kararlı, gururlu ve hakiki insanlardan oluşuyor. Ankara Güçler'in öfkesi öfkedir, sevgisi sevgidir. Dolayısıyla bu ruh aslında sokak sokak, mahalle mahalle yayılarak, çoğalarak tüm Türkiye'ye, hatta başka ülkelerde yaşayan Ankara Güçler'e de sirayet etmiş olan bir ruhtur. Aynı şekilde o ruh beni de sarıp sarmaladı. Ankara Güçler kimi zaman bana Aynı abla diyorlar, kimi zaman kralsın diyorlar. Ben de onlara eyvallah diye cevap veriyorum. Ve onlarla birlikte olmaktan büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Ankara Güçler'in ailesinin bir parçası olmak gerçekten benim için vazgeçilmez bir şey. İyi ki varlar, iyi ki böyle büyük bir ailenin mensubuyum diye düşünüyorum. Ankara Gücü, Ankara'nın en önemli markalarından birisi. İlk olarak İstanbul'da kuruluyor takım 1910'da, ancak 1920'lerde Ankara'ya taşınıyor ve Ankara ile de özdeşleşmiş olan bir marka bu. Dolayısıyla Ankara'sız bir Ankara Gücü, Ankara güçsüz bir Ankara düşünemiyorum. Ankara Gücü aynı zamanda umudu biriktirmenin, sevmenin, sevilmenin de adı. Yani Ankara'ya baktığınızda kuruluşun aklı, kurtuluşun kalbidir. Bir mücadelenin içinden çıkmıştır. Ve kolay bir şehir değildir. Yaşaması da kolay bir şehir değildir. Hiçbir şey size altın tepside sunulmaz. Hep o bir şeyi elde etmek için çalışmak gerekmektedir. Mücadele etmek gerekmektedir. İşte Ankara Gücü de adeta bunun bir yansımasıdır. Bana göre kimi zaman çok dingin bir ortamda bir fırtınadır, kimi zaman fırtınanın içerisinde bir dinginliktir. Ama her daim kapısı çalınması bir dosttur, bir dost kapısıdır Ankara Gücü, bir sığınaktır. Dediğim gibi bir ailedir, şefkattir, sahiciliktir, doğallıktır. Ama her şeyden önemlisi bir ve beraber olmaya inanan güzel insanların birlikteliğidir. Ankara Gücü işçiler, ustalar, öğrenciler tarafından kurulmuş olan bir spor kulübü ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde mermi taşıyanların, mermi üretenlerin, o mücadelede şehit olanların kurduğu bir takım. Dolayısıyla bu ruh aslında kente de adeta sinmiş durumdadır. Ama baktığınızda Ankara biraz daha ciddi bir kenttir, yani daha gri anılır, daha resmidir, daha bürokratik bir şehirdir. İşte Ankara Gücü sizi o bürokrasiden sıyırır, alır, yeşil sahaların ortasında bambaşka bir coşkuya taşır, bambaşka bir doğallığa taşır, resmiyetten uzaklaştırıp sizi rahatlatan bir mekana taşır. Onun için kent kültürü üzerinde de çok büyük bir etkisi, katkısı var diye düşünüyorum. Profiline baktığında Ankara Güçler'in bir standarda sokulması pek mümkün değildir aslında. Yani her yaşam biçiminden, her siyasi görüşten, işte kadın, erkek, çocuk, farklı yaşlardan, farklı cinsiyetlerden insanların da hep beraber desteklediği bir aile takımıdır. Baktığınızda boy boy forma giymiş olan, sarı lacivert forma giymiş olanların takımıdır. Kenti bir arada tutan değerlerden bir tanesidir. Çünkü siz bir maçı izlerken orada hiç tanımadığınız binlerce insanla birlikte aynı kaçan gole üzülür, aynı verilen penaltıya sevinirsiniz. İşte o dayanışma, o bir ve beraber olma hali, aynı duyguları paylaşma hali hiç şüphesiz kentteki dayanışmanın gücünü de arttıran bir kültür yaratmakta. Ankara aslında farklı yaşam biçimlerini yansıtan bir kent demiştik ya, işte Ankara Gücü de yaşamın ta kendisidir. Onun için kentin kültürüne de doğal olarak o farklı yaşam biçimlerini yansıtan ama her şeyden önce bir ruh, bir coşku katan bir takımdır.
Çok değişik anılarım var Ankara Güçlülerle ilgili olarak. Mesela bir keresinde erkek seyirci yasağı söz konusu olmuştu. Ben de o zaman bir tır kiralamıştım ve stadyumun önünde buluşmayı teklif etmiştim Ankara Güçlüleri. Stadın önünde buluştuğumuzda ve o tırın içerisinden ekran yavaş yavaş süzülerek yukarı çıktığında yapılan tezahürat, bana göre buradan, yani o staddan tüm Türkiye'ye yayılan bir coşkuydu. İşte böyle bir coşku, böyle bir neşe, böyle bir ahenk katan bir takım şehre ve tabii hiç şüphesiz kente